kaçmışım. Yeni yaptığım masum evden kaçmış. Tek yaptığım içmek. Bakmış benden hiç adam olmazmış. Yine döndük başa aynı terane. Kaderim beni dalgaya almış. Ne yaptıysam yaralamadım. Kadınlar hep aynıymış. Fazla aşkı olan Tarih Yarımada'dan merhaba. Devralemi bugün Türk rock müziğinin en önemli gruplarından biri olan Manga'nın Fazla Aşkı Olan Var mı şarkısıyla açtık. Manga 25 Ekim'de Çin Halk Cumhuriyeti Macao Özel İdare Bölgesi'nde düzenlenecek olan Asya Pasifik Yayın Birliği Abu TV Şarkı Festivali'nde Türkiye'yi bu şarkıyla temsil edecek ve Manga festival öncesi bugün stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Sizin şarkınızla açtık bugün programı. Aslında geriye dönüp baktığımızda 2009 yılında MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde Avrupa'nın en iyi sanatçı dalında ödül aldınız. Ardından 2010 yılında Eurovision'da Türkiye'yi temsil ettiniz ve ikincilik kazandırdınız ülkemize. Ve bu kez Asya Pasifik ülkelerinin katılacağı festivalde Türkiye'yi temsil edeceksiniz. Sondan başlayalım. Davet nasıl geldi? Davet TRT'den geldi. Çin'e, Asya'ya, Asya Pasifik'e daha önce gitmedik. Oralarda çalma şansımız da olmadı. Revizyondan sonra aslında Avustralya, Japonya gibi ülkelerden çok davet aldık ki Japonya'da albüm de çıkarttık aslında biz. Burada çok fazla duyulmadı ama. Ama çok mesafeler çok uzak, organize etmek çok zor olduğu için gidip çalma şansımız, yüzümüzü tanıtma şansımız olmadı. TRT'den gelen bu teklif bizi o konuda da heyecanlandırdı. Türkiye'yi temsil etme konusunda da heyecanlandırdı. Çok artısı vardı. O yüzden çok fazla düşünmeden bu görevi yeniden üstlendim. Peki grup üyelerimizle devam edelim. Asya Pasifik ülkelerinde aslında milyarlarca izleyicinin evine konuk olmuş olacaksınız. Televizyon açısından baktığınızda biraz daha farklı ve bu kez bir yarışma formatı yok. Aslında bu bir festival ve Türkçe şarkıyla katılıyorsunuz. Bu teklif geldiğinde grup üyelerinin bu heyecanı nasıl, hani böyle süreçlerde nasıl karar veriyorsunuz? Birbirinizi ikna etmeniz gerekiyor mu? Bu süreci anlatır mısınız? Yoksa herkes direkt evet katılalım biz bu festivale olarak mı baktınız? Yok, aslında zamanlama olarak tabii ki aramızda böyle tartışmalar oluyor. Hani nereye zamanlama aslında en büyük tartışmamız oluyor kendi aramızda. Bu festivale de Türkçe şarkıyla katılma fikri aslında o da TRT'den geldi. Yani bizim aklımızda zaten daha gitme fikri oluşurken İngilizce mi olsun Türkçe mi olsun tartışmasına daha gelemeden TRT'den böyle bir teklif geldi. Hatta galiba bu özel de bir istekmiş. Festivalin kendi evet, özel isteğiymiş. Evet, ana dillerinde katılıyor. Evet, her ülke kendi ana dillerinde katılıyor. Bu bir artı. Sonuçta yani Türkçe müzik yaptığımızı da gösterebilmemiz adına bir artı. Tabii Eurovision'dan çok farklı. Eurovision bir yarışmaydı ve kısıtlı bir zaman diliminde anlatmak istediklerinizi mümkün olduğunca fazla insana anlatmanız gerekiyordu. O yüzden İngilizce tercih ediyor olması çoğu ülkenin çok normal karşılanıyordu ama evet. Bu tamamen işte ülkelerin kendi kültürlerini, kendi müziklerini tanıtma amacıyla yapılan bir festival olduğu için bizim için Türkçe şarkıya katılmak artı oldu. Burada TRT'ye değinmek lazım aslında bir anlamda Türkiye'yi ama TRT kurumunu temsil edeceksiniz, siz de başta söylediniz. Çünkü bu festivale 63 ülkeden 250'yi aşkın üye yayın kuruluşu arasından 12 tanesi seçildi. Ve TRT bunlardan bir tanesi. TRT'nin Abu TV ile aslında çok uzun zamandır da bir işbirliği var. Kurucu üyesi olduğunu biliyoruz. Hem TRT hem Abu TV 50. yılını kutluyor. Böyle de bir birliktelik var. 50 yıllık bir geçmişten bahsediyoruz. Ve aslında ben size sorayım, belki TRT'ye de sormak lazım ama neden Manga o zaman? Aslında İsmail Bey'e sormak lazım TRT Müzik ve İbrahim Bey'e de tabii sormak lazım. Çünkü aslında TRT Müzik'le organik bir ilişkimiz var. İsmail Güngör sağ olsun bize çok fikirleriyle bizi besliyor. Çok beyin fırtınası yapıyoruz onunla. Herhalde onlar daha iyi anlatacaktır niye Manga olduğunu. Ama hani uluslararası attığımız adımları eğer düşünürsek aslında çok da yanlış bir tercih değil. Aslında siz o ülkelerde konser vermediğinizi söylediniz ama Japonya ile bir bağınız var tabii ki, grubun adıyla kaynaklanan. Japon çizgi roman Manga olarak biliyoruz, 2001 yılının sonunda kuruldunuz. Böyle bir bağ var ama özellikle yaptığınız müzik türünün de bu seçimde etkisi olabilir mi? O ülkelerde izleyicilerin hangi tür müzikler dinlediğini göz önüne alırsak. Ya İsmail Bey ile görüştüğümüz sırada kendisi zaten direkt olarak onu söyledi. Yani sizin şarkılarınız, klipleriniz zaten orada hali hazırda olan popüler müzik türleri içinde kendine çok iyi yer bulabilecek ve kitleleri etkileyebilecek bir yapıya sahip. O açıdan
Fazla Aşkı Olan Var mı gayet uygun bir şarkı. Keza klibi aynı şekilde. Orada performansının sırasında arka tarafta Barco Vizyon'da LED'lerde falan çok güzel bir uyum yakalanabilir diye kendisi zaten o fikirle gelmişti ve bizim de kafamıza yattı. Onun dışında Ferman'ın aslında söylediği şeyi bir açmak istiyorum. İlk albümümüz Japonya'da çıktı bizim. biz de... Evet. Ama elimizde yok değil mi? Elimizde yok. Hep öyle bir hayalimiz de vardı yani. Çünkü 2-3 kutuplu bir dünyada yaşıyoruz artık. Yani bir Batı, bir Avrupa, işte Amerika, bir Asya merkezli belli bir kültürel sirkülasyonun olduğu bir dünyadayız artık. Ve Asya tarafına gitmek de açıkçası bizim için gayet keyifli olacak. Sonuçta Çin ile Hindistan sadece tek başına 2,5 milyar insan. Büyük pazar. Şarkıyla devam edelim o zaman. Aslında festival için yapılmış bir şarkı değil. Sizin son albümünüzün çıkış parçası. Bu şarkıda nasıl karar kıldınız? Yine TRT Müzik'ten mi geldi? Siz mi önerdiniz bu şarkıyla gidelim? Her şey sizden geldi. bir kere zaten yeni albümden yeni tanıtımını yaptığımız şarkılarla gitmeyi düşünüyorduk. Şimdi orada tabii bazı etkenler var. Onları göz önünde almak zorunda kalıyorsunuz. Bir Barco Vizyon şovu yapacaksak orada acaba hangi klip daha iyi işler? İşte senkron problemleri hangi eğer olursa ki kazara bir senkron problemi acaba hangisiyle daha iyi oturur? Fazla Aşık Olan Var mı'nın hem müzik tarzı bir yanı hem de animasyon olması ve çıkabilecek herhangi bir aksaklıkta bile o animatik görüntülerin her şeyi cover edebilecek olması gibi birçok avantajı var ve renkleriyle görselde de çok arkada aslında görsel bir efekt verecektir. Birçok artısı var, o yüzden bu şarkı seçildi. Animasyon olduğundan bahsettiniz, aslında bir gelenek oldu manga animasyon kliple Türkiye'de, bu anlamda da önemli ilklere imza attınız ama bu klip daha önceki animasyon kliplerinize göre biraz daha farklı. Bunu bir izleyici nasıl anlatabilir bilmiyorum ama teknik olarak bu ilkler nasıl bu klipte, farkını siz nasıl anlatırsınız? Green Box'a çekildi ve kare kare biz görüntüden ayrıştırıldık ve boyandık. Ona göre zaten farklı kostümler giydik. Daha çok o Green Box'la ayrışacak şekilde siyah beyaz kontrastlı kıyafetler, aksesuarlar kullandık. Gitarlarımız, ayakkabımıza kadar, davulumuz, her şey bir beyaz mantlarla çevrildi vesaire falan. Kamera arkası görüntülerde bayağı ilginç gözüküyor. Ve kare kare o düzeltildi, oynandı. Arkasından iki tane oyuncu arkadaşımız var klipte. Onların performansları yine Green Box'ta çekildi. Onlar tekrar oradaki performansları, aksiyonları yaptılar ve onların hepsi birleştiği zaman aslında canlı fakat animatiğe çevrilmiş bir görüntü var orada. Bu kadar söz ettik. Bir de Devre Alem ekranlarında klibinizi izleyelim. Festivale katılacaksınız bu kliple. Ardından sohbetimize devam edelim. Manga'nın Fazla Aşkı Olan Var mı klibini şimdi Devre Alem'de ekrana getiriyoruz. Televizyonu açtım yine ortalık karışmış. Evden kaçmış, tek yaptığım içmek. Bakmış benden hiç adam olmazmış. Yine döndük başa aynı terane. Kaderim beni dalgaya almış. Ne yaptıysam yanılmadım, kadınlar hep aynıymış. Fazla aşkı olan. Yaptıysam yanılmadım, kadınlar hep aynıymış. Fazla aşkı olan.
zaten kimse senin değil. Çok güzel yalanlar söyledim. Şarkı 25 Ekim'de Çin'in Macao özel bölgesinde Manga'nın katılacağı festivalde söyleyeceği şarkı. Klibi ekrana getirdik. Onlarla sohbetimize devam ediyoruz. Peki 25 Ekim'de sahnede ekranlardan bahsettiniz ama bunun dışında özel bir şov olacak mı? Şu anda bilmiyoruz. Bir sürpriziniz var mı? Bir şeyler ya, kesin düşünüyoruz. Düşünüyoruz ama yani daha kesin değil. Orada bir kadro ile ilgili bir iki belirsizlik var. Onları çözersek aklımızda bir iki bir şey var. Siz hangi tarihlerde gideceksiniz festival için? 25 Ekim'de. 20'sinde, evet, 20'sinde gidiyoruz büyük ihtimalle. De orada olacağız. Evet, birçok ülkede canlı olarak yayınlanacak. Birçok ülkeden yayın saatine göre banttan yayınlanacak. Bu festivalin üçüncüsü düzenleniyor aslında. Televizyon Şarkı Festivali'nin ilki Güney Kore'de yapılmıştı. İkincisi geçtiğimiz yıl Vietnam'da yapıldı. Bu sene üçüncüsü yapılıyor. Ama seneye de Türkiye'de olacak. İstanbul'da yapacak. İstanbul ev sahipliği yapacak. Bu anlamda aslında sizin üstlendiğiniz misyon biraz daha önem kazanıyor. Sizin şarkınızdan önce de bir tanıtım yayınlanacağını biliyoruz. Bununla ilgili bir hazırlığınız olmuş. Biraz ondan bahsedelim. Bir video çektik. 30 saniyelik bir görüntü istendi bizden. Aslında Çin'de gösterilmek için. Yani oradaki performanstan hemen önce. Ama sonra onun aslında İstanbul'u da o kısa sürede belki tanıtabilecek bir fırsat olduğunu düşündük hep birlikte. Hem TRT ile de. Şimdi onun montajı yapılıyor hala. Bugün yarın hatta Çin'e gitmesi lazım. Ondan sonra da burada internette, televizyonda nasıl yayınlayacağımıza karar vereceğiz. Yani İstanbul'un sesleriyle bizim enstrümanlarımız birleşecek kabaca. İstanbul'da da yapılacağı zaman da sanıyorum siz yine orada belki organizasyonda yer alacaksınız bir yıl önce temsil eden Türkiye olarak. Biz isteriz. Biz isteriz neden olmasın. Son albümünüzle devam etmek istiyorum. Aslında röportajlarınıza baktığımda hep bu albümü Umud'un albümü olarak anlattığınıza denk geldim. 2011'in sonlarına doğru kurulan bir grup. Şimdi aslında Türkiye'yi temsil eden bir yolda ilerliyorsunuz. Son albümün de Umud'dan bahsetmesi açısından şunu sormak istiyorum. Bu yol hayal ettiğiniz bir yol muydu? Hangi yol? Çin'e giden yol mu? Evet, Türkiye'yi temsil etmeye ulaşan yol. Yani var mıydı böyle bir hayal? 2001'in sonlarına doğru kuruldunuz. Ha, ilk kurulduğumuzda. Evet, hani böyle bir hayal çizmiş miydiniz? 10 yıl sonra işte revizyona katılırız. Belki ondan sonra Türkiye'yi temsil ederiz. Belki Japonya'da albüm yaparız. Çin'e gideriz. Ya bu hayaller küçük, var mıydı? Küçük hayallerimiz yoktu. Bizim hep büyük hayallerimiz vardı. Yağmur Manga ismini söylediği zaman zaten onun altında yatan bir neden vardı. Tamam, hep dedik çizgi romanları seviyoruz vesaire ama asıl altında aradığımız şey uluslararası bir isimdi. Yani o gün ilk kurulduğumuz günlerde bile bu büyük hayaller hep hayallerin peşindeydik. Ve yani çok da kolay olmuyor yani Türkiye'de yaşayıp gidip oraya zaman zaman bir şeyler yapıp gelmek, bunu yürütmek aslında çok zor bir iş. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Fazla mesai harcıyoruz bunun için. Ve umarız geri dönüşlerini de almaya başladık ve alacağız da. İngilizce albüm hazırlığınızdan da söz ediyordunuz sık sık aslında. Bunların hepsini belki o yolda ulaşan birer duraklar olarak nitelendirebiliriz. İngilizce albüm hazırlığı ne durumda peki Manga'nın şu anda? Ne durumda? Vallahi şu aralar biraz askıda diyebiliriz. Çünkü albümümüz daha yeni sayılır. Daha evet. Çok bu aralar onun promosyonuna konsantre olmuş durumdayız. Tabii arada konserler de yapıyoruz. İngilizce albümü işte bu albüm dolayısıyla biraz askıya aldık ama o... Ne derler? Hülyamız hala duruyor. Mutlaka bu seneler içine o İngilizce albümü çıkarmak istiyoruz. Çünkü biz artık zamanı olduğunu düşünüyoruz. Bir anlamda yurt dışı tecrübemizin de belli bir seviyeye ulaştığını, artık
onlar gibi düşünebilmeye başladığımızı görüyoruz. Yani bu aralar o albüm yapacağız ama ne zaman bilmiyorum. Şu aralar biraz askıda. Son albümünüze baktığımızda aslında Manga'nın bugüne kadar çıkardığı her albümde farklı bir çizgiden, belki müzikal anlamda farklı denemelerden söz etmek mümkün. Son albümünüzde böyle değerlendirildiğini gördüm ben, hem müzik yorumcuları tarafından, belki de hayranlarınız tarafından da böyle. Sizce bu son albümünüzün farkı nedir diğerlerine göre? Yani stüdyo, kendi stüdyomuzda yaptığımız ilk albümümüz olması ve prodüksiyonunu kendimiz yaptığımız da aynı zamanda ilk albümümüz olması. O açıdan da yani o stüdyomuzun da ilk ürün olması bizim için ayrı bir özelliği var yani o albümün. Onun dışında... Daha özgür kılan bir sizi müzikal anlamda daha mı özgür kıldı? Tabii bütün özellikle rock gruplarının hayali bu işi yani kendi stüdyonunda yapmak ve hani bir şekilde kendi sınırlarını görmek, kendi yapabilitelerini görmek. Yani bu da bizim için çok büyük bir şans, böyle bir imkanımızın olması. Onun dışında yani müzikal olarak da albümü belli bir tarz veya türün içine sıkıştırmamaya, hapsetmemeye çalıştık. Farklı yerlere de gidebilen bir albüm. Farklı rock müziğin içindeki farklı türlere de gidebilen bir albüm. Yani çok keyif alarak yaptık ve özellikle de teknik yapısı bugüne kadar yaptığımız en kuvvetli albümlerden aslında albüm diyebilirim. Bakalım işte yani şu anda Cem de dediği gibi birazcık daha albümün tanıtımıyla ilgili bir şeyler yapmaya devam etmek istiyoruz. Yani daha bizim için çok taze bir albüm. Evet. Yeni bir klip yapacağız yakın bir zaman şarkı içinde. Şarkı belli mi? Belli. Hint kumaşını yapacağız. Yani muhtemelen önümüzdeki 10 gün içinde falan tamamlamayı planlıyoruz. Onu da paylaşacağız sevenlerimiz. Peki bu stüdyoda siz bu albümü yapıyorsunuz. Çok uzun süre çalışıyorsunuz ama asıl konserlerde sanıyorum birebir dinleyici kitlesinden o tepkiyi alıyorsunuz. Umduğunuz gibi mi tepkiler? Tepkiler umduğumuz gibi ama konserleri aslında yeni yeni başlayabildik. Bu işte seçimler, Soma, birçok durumdan sonra özellikle eğlence sektörü çok sekteye uğradı. Bizim birçok konserimiz ertelendi, birçoğu iptal oldu. Tam albüm çıktığı dönemde. O yüzden şimdi yeni yeni aslında kendimize geldik ve konserler almaya başladık. Albümü ve bize zaten konserlerde, turnede albümü en iyi tanıtabileceğimizi düşünüyoruz. Şehir yüzünde de öyle oldu. İnsanların da orada canlı bizi dinleyerek o albümden daha çok keyif alacaklarını düşünüyoruz. O yüzden de konserlere devam. Devam ediyorsunuz, yeni başladınız. Son olarak o zaman tekrar Abu TV Şarkı Festivali'ne dönelim. Asya Pasifik ülkelerine gidiyorsunuz. Bu festivalle ilgili son olarak duygularınızı alalım. Valla dünyanın dörtte biri bizi izleyecek o yüzden. Heyecanlıyız. Evet. İlk defa göreceğimiz bir ülkeye gidiyoruz. Meraklıyız da bir yandan. Umarım bize artıları da olur. Çin'de eminim çok farklı gruplarla, çok farklı sanatçılarla tanışacağız. Ve beklentimiz odur ki bize artı katkıları olacak onların da. Belki bir sonraki albümde izlerine bile rastlayabilir miyiz acaba? Belki de yapıyormuş. O kadar olmasa bile herhalde o farklı kültürlerin buluşmasına kesinlikle dair belki ezgiler, tınılar. Çünkü orada bir 5-6 gün geçireceğiz. Eminiz orada bize ilham veren şeyler çıkacaktır. Peki çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Size şimdiden festivalde başarılar diliyoruz. Umuyoruz yine Türkiye adına veya TRT ile işbirliği adına bizi daha çok temsil edersiniz. Teşekkürler. Bugün Devre Alem'de Manga Müzik Grubu konuğumuzdu. Yarın Devre Alem ekranında, TRT Türk ekranında yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.
çıl desen.